Adıyaman Samsat'ta Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından ilçe sakinleri geceyi sokakta geçirdi. Kimi AFAD tarafından kurulan çadırlarda, kimi de araçlarında sabahladı. Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor. İlçede depremden sonra 180'i aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Kısa aralıklarda gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4 ila 1 arasında değişiklik gösterdi. Evlerine girmeye çekinen çoğu vatandaşın geceyi sokaklarda geçirdiği ilçede bazı vatandaşlar sokağa soba kurdu, bazıları ise battaniye altında yeni güne uyandı. AFAD ve Türk Kızılay'ı başta olmak üzere yardım kuruluşları imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya başladı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleriyle hangi evler kullanılabilir, kullanılamaz, onun tespitine başlayacağız. Bunun akabinde de kurulan çadırlar konteynerlara dönüştürülecek, dedi. Hangi eve girilebilecek, hangi eve girilemeyecek tespiti yapılacak ve bu çerçevede kurmuş olduğumuz bu çadırlar konteynerlerle değiştirilecek AFAD ekipleri tarafından. Şu anda biz Kızılay olarak Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki ana sorumluluğumuz beslenme üzerine çalışıyoruz. Mobil mutfağımız şu anda burada kuruldu. S3 fırınlarımız için çadırlarımızı kuruyoruz. AFAD tarafından ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde 1500 kişinin barınacağı çadırların kurulması için çalışmalara başlandı. Kızılay'da vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Samsat'taki kriz merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Adıyaman Valisi Abdullah Yerin, soğuk havayı da göz önünde bulundurarak öncelikle barınma alanlarının oluşturulması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Hasar tespiti için 16 ekibin sahada inceleme yaptığını aktaran Vali Yerin, Samsat merkezde hasar gören kamu binaları başta olmak üzere vatandaşların da hasar gören evleri var. 200'ün üzerinde evde hasarın olduğunu tahmin ediyoruz, dedi. Hastanelerimizde tedavi görmek üzere hastanelerimize yatırılan sadece 4 hastamız var. Bunlar da deprem meydana geldiği anda o korkuya kapılarak ikinci kattan, üçüncü kattan atlayan vatandaşlarımız ve topuklarında, ayaklarında meydana gelen zedelenmeler ve diğer komplikasyonlar nedeniyle tedavi altına alınan hastalarımız.